Ya çünkü Trabzonspor'un orta sahasında zaten 3 tane oyuncum var. Okay, Lüsram, Ozan, bunların üçü de aynı profilde adamlar. Yani oradan senin bir üretkenlik yapabilecek durumun yok. Dolayısıyla Hüseyin Türkmen stoper hattına konulur. Ya onu geçelim, mesela ben Serdar Saatçı'yı göremedim kadroda mesela. Hala sakatlığı devam ediyor mu onu bilmiyorum. Yedekler arasında yok. Yani Serdar Saatçı de eğer durumu müsaitse, oynayabilecek durumdaysa o da oynar orada. Ha, büyük bir maç olsa bunu anlarım ama yani Rizespor'u aşağılamak için söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama yani sonuçta iki takımın oynayacağı bir karşılaşma bu. Sıralamadaki yani çok üstte değil zaten. Çok üstte değil. Dolayısıyla yani Serdar da burada oynayabilir eğer sakat değilse, kadroda yok çünkü. Burada Hüseyin Türkmen de oynatabilir. Mendy'yi orta sahaya çekebilirsin. Birinci temel yanlışlık bu. İkinci temel yanlışlık şu. Şimdi bu takımın 4 tane sol açığı vardı değil mi? Bunlardan bir tanesi Trezeguet, diğeri Vakame, öbürü Orsic ve Draguş. Şimdi yani hocam senin elinde bir tane sol kanat orijinli bir oyuncun var. Kim? Draguş. Tamam, Fener maçında bunu kadroya almadın. Bir ceza niteliğinde diyelim bir hareket gösterdin ki Bardi hala kadroda yok. Normal yedekler arasında da yok. Yani buraya sen Enis Destan'ı çektiğin anda hayatında hiç sol kanat oynamamış bir oyuncudan ne bekledin mesela? Kanat forveti olarak düşündü herhalde. Onu da yapamadı. Ya onu yapabilecek özelliklere de sahip bir oyuncu değil. Anlatabildim mi? Ya orada mesela kurguyu Vişça'yı sağ, eğer Draguş oynatmayacaksan Vişça'yı sol kanada alırsın. Diğer tarafa Muhammed Çam'ı koyabilirdin mesela. Anlatabildim mi? Şimdi bu kadro zaten ilk yarının ilk 30 dakikası. Trabzonspor'un genel hastalığı bu zaten. Bu kadro 30 dakika top oynuyor. 30'dan sonra bu takım sahada yok. Yani sezonun başından beri böyle ama. Hı hı. Yok. Ve şunu diyorsun ya, bu takım öne de geçse gol yiyecek. Bu takım 2-0'da da olsa belki berabere bitecek maç ya da yenilecek. Düşük bir ihtimalde olsa. Yani Trabzonspor'un maçı rahat kazanabilmesi için ilk yarıyı bir defa 3-0 önde kapatması lazım. Öyle düşünüyorsun. Şimdi ikinci yarıya da aynı kadroyla çıktın hocam. Evet. Ya bunda ısrar ettin ve sonra 3 oyuncuyu birden değiştirdin. Bak, sonra 3 oyuncuyu birden değiştirdin. Maç sonu açıklamasına baktım hocanın. Diyor ki hayal kırıklığı. Ya elbette hayal kırıklığı. Yani sonuçta hayal kırıklığı olmayacak bir sonuç değil ki bu Trabzonspor açısından baktığında. Ya tabii ki bu kadro yapısı, bu kadro planlaması yani kendi kurduğu kadro değil hocanın, Şenol Hoca'nın. Bunlar işin şey tarafı. Diyelim ki mazeret tarafı. Hı hı. Ama ya Şenol Güneş gibi bir teknik direktör bu mazeretlere sığınabilecek bir insan değil ki. Yani bu mevcut kadro yapısından da en nihayetinde bu profillere göre bir oyun ortaya çıkar. Ve bu oyun yavaş yavaş yukarıya doğru evrilir. Yani iyi bir yöne doğru gider. Trabzonspor ya bırak bir oyun oluşturmayı, hala aynı problemler içerisinde yoğruluyorsa o zaman şuraya mı geliyoruz? Abdullah Avcı'nın 2 sezon önce söylediği Alanya maçından sonraki ifadesine. Burada hastalıklı bir durum var ve bu tedavi edilemeyecek gibi görünüyor. Ya, dolayısıyla bu hastalıklı durum hala devam ediyor. Bunun tedavi şekli transfer yapılmakla mı çözülecek sürekli? Değil aslında. Nihayetinde bu kadrodan da bir oyun çıkar. Ortaya konulabilir. Hani nasıl çıkartabilirsin? Mesela ben Enis'i kadroda gördüm. Dedim herhalde Trabzonspor 4-4-2 oynayacak. Bir baktık ki 4-3-3 oynuyor ve Enis Destan sol tarafta oynuyor. Ve Trabzonspor bütün atakları o taraftan yedi. Yani ne Eren orada iyi bir performans, zaten son haftalarda çok kötü bir performansı var. Enis'in zaten savunma tarafı çok kötü. Bir hücum oyuncusu olarak onun savunma tarafında iyi olmasını beklersin Cüneyt. O da yoktu. Ve orada ilk golde özellikle Enis'in ve Eren'in yaptığına bir bak. Yani Enis Eren'le stoper arasındaki mesafe hocam 20-25 metre vardı yani. O kadar. Ha, genel anlamda tabii bu maçta verdiğimiz mikro örnekler ama genele baktığında Yunus Yunus diyorum, özür dilerim. Yunus beni andı herhalde. Yunus Emresel. Selam olsun. Sevgili Cüneyt, yani genel anlamda bir problem var ve bu problemlerin şu ana kadar geldiğimiz noktada hala çözülememesinin en temel problemi bu oyuncu yapısı olabilir ama ya hocanın da burada ortaya ciddi anlamda bir şeyler koymasını beklerdim ben. Dolayısıyla hocanın ifadesinden de yola çıkarak şunu söylemek isterim. Hoca hayal kırıklığıysa yani bu bizim için de bir hayal kırıklığı. Tabii Trabzonspor'dan bahsediyoruz. Abdullah Hocam, yıllarca başarıyla formasını giydiniz, başarılara imza attınız. O Trabzonspor bu sezon mumla aranıyor deyim yerindeyiz. Öyle bir takım ki Uğurcan biraz da Vişça diyerek pası size atayım. Bu 1,5 oyuncudan nasıl bir takım oluşturacaksınız? Nasıl başarılı olacak? Bugün onlar da yetmedi diyelim. Önce dediği gibi Ulaş'ın Rizespor'u kutlarım. Neden? Bir 30 dakika haricinde sahanın hakim olup bol pozisyona giren, özellikle ikinci devre futbolun bütün gerekliliklerini yerine getiren bir Rizespor var. Buradan İlhan bir başlayalım. Da doğum günüymüş. Onu hem kutlarız. Nice senelere diyelim İlhan Bulut Hoca'ya. Şimdi tabii Trabzonspor'un sadece bugününü değerlendirirsek yanlış teşhis koymuş oluruz. Neden? Bir futbol takımı şampiyon olduğu senede 14 tane oyuncu transfer etmiş. Keza bu sezon başı yine işler iyi gitmiyor. 13 tane oyuncu transfer etmiş. İşte bu oyuncu profillerine de göre bir oyun oluşturmaya çalışıyor. Son 3 hafta özelinde, özellikle son 2 haftada şöyle bir şey oluyor. Oyuna iyi başlayan bir Trabzonspor var hakikaten. Bugün de keza öyle. Golü de bulan. Ama ondan sonraki bölümde sahada tabiri yerindeyse yokları oynayan bir Trabzonspor var. Tabii Şenol Hoca, Abdullah Hoca'nın istifasından sonra geldi. Biz çok umutluyduk. Çünkü camiaya mal olmuş bir kişi. Oradaki taraftarların nasıl oyun istediğini bilen bir kişi. Ama şu haftaya gelinen duruma göre bu oyuncu grubundan, ki çok zor hakikaten. Çünkü savunmayı düşündüğün zaman ofans eksik kalıyor. Ofansı düşünsen savunma eksik kalıyor. Enteresan bir kadro yapılanması var. İyi bir oyun oynayacak bir kadro veya bir oyun daha ortaya çıkamadı. Görünen o ki daha da çıkamayacak gibi görünüyor. Ama şunu da söylemek lazım. Tamam, Şenol Hoca bir oyun bulmaya çalışıyor ama sevgili Cüneyt, işte Nedim Hoca da oynadı, biz de oynadık top. Ama oyuncular da bir reaksiyon vermesi lazım. Yani somut bazı futbolla ilgili hocanın belirlediği konular vardır ama soyut olarak da bazı duygu, istekler vardır. Şimdi sahada golü yiyen, hiç reaksiyon göstermeyen bir Trabzonspor var. İsyan etmeyen bir oyuncu grubu var. Devamlı nedir onun ismi? Hata yapan, hata yaptığı halde oynamaya devam eden 3-4 tane oyuncu var. Bunun üzerine Şenol Hoca bugün Enis gibi forvet oyuncusunu belki bir farklılık yaratırım diye, ikinci bir santrofor gibi kullanabilir miyim diye bir arayış içerisine girdi. O da olmadı. Görünen o ki Enis Bardi ile Orsic'ten artık herhalde ümidini kesmiş ki kadroya almıyor. Yani bu kadar sorunların içerisinde bu Trabzonspor nasıl iyi oynayacak? Hakikaten çok zor bir durum var. Görünen o ki şöyle yapılması lazım. Devre arasına kadar maksimum puan toplayıp, ama devre arası transferini de şimdi düşündüğüm zaman çok riskli transferler. Bir de iyi oyuncu bulmak ve maliyet hakikaten bu takıma değer mi? Orası da ayrı düşünülmesi lazım. Sonuç itibariyle Trabzonspor'da işler iyi gitmiyor. Kısa vadede de çok düzelecek gibi de görünmüyor. Onu da söyleyeyim. Bir kararlar alınması lazım. Ama bu kararlar kadro dışı kalmak gibi kesinlikle değil. Günümüzde oyuncuları kadro dışı bırakmak bir çözüm değil. Aksine çözümsüzlük. Oyuncuları değersiz kılmak. Başka bir tedbir almak lazım. Biraz oyuncuları silkelemek lazım. Çünkü hakikaten Trabzonspor formasının bu kadar ucuz olmadığını, sadece konuşmanın masa başında olmadığını, konuşmanın saha içerisinde olması gerektiğini bu oyunculara oradaki camiayı iyi tanıyan birilerinin anlatması lazım. Çünkü korkuyorum 2-3 hafta sonra Trabzonspor için farklı şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü biliyorsun böyle büyük takım refleksleri var. Biz bekliyoruz ama 3 hafta oldu. Bilmiyorum Trabzonspor'un tarihinde ardarda 3 tane mağlubiyet var mı? Olsun bile azdır hocam. Bir azdır, bir de çabuk toparlanır ki şu andaki görünüşte bu biraz zor gözüküyor. Ama tabii Şenol Hoca bunları bilerek geldi. Burada en büyük görev Şenol Hoca'ya düşüyor. Tekrar bu işi toparlayacak olan kimse bence Şenol Hoca. Şenol Hoca da demecini izledim. Çok şaşkınım diyor. Yani hem üzgünüm hem ya daha farklı şeyler söylüyor ama bence yani şu an camiayı toparlayacak veya oyuncuları toparlayacak olan kişi bence Şenol Hoca. Dedim hocam, şampiyonluk yaşamış takımlarında kötü sezonları vardır. Trabzonspor'un da daha kötü sezonları da oldu. Ama hiç bu kadar umutsuz bir takım görmedik biz sahada. Farklı mağlup olduğu sezonlar da var Trabzonspor'un sezon içerisinde. Ama hep toparlanıp sonrasında o büyük takım hüviyetini kazanan bir bordo mavili takım vardı. Ama bu sezon olmuyor hocam. Evet. Ne yaparsanız yapın olmuyor. Şu sezonun son 3 maçtaki mağlubiyetler, özellikle bu son maç üzerinden gidersek, skor tabii ki Trabzon'u üzer. Bu ayrı bir yerde ama skordan bağımsız bir üzüntü var